Evet, 24 saniyedeki birlikteliğimiz sürüyor. Basketbol konuşmaya devam ediyoruz ve sıradaki maçımız Denizli Basket Bornova Belediyespor maçı. 85-77 ile bu haftayı Denizli Basket galip kapattı ve bununla beraber Bornova Belediyespor'un baş antrenörü Faruk Beşok şu anda telefon hattımızda. Faruk Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Şimdi öncelikle bu sezonki gidişatınız için ben sizi tebrik ediyorum. Bence kadrosal açıdan playoff mücadelesi içerisinde bulunmanız ve özellikle ikinci yarıdaki Denizli'nin yükselişine karşın bu maçta gösterdiğiniz performans bence alkışlanmaya değerdi. Hemen yanımda Özgür Yüksel var, yorumcularımızdan birisi ve o maçı da canlı şekilde izlediği için kendisinden ilk soruyu sormasını rica ediyorum. Buyurun. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam benim sorum aslında ben maçı izledim. Genel anlamda gayet de güzeldi ama yani sizden olan olaylarla alakalı, maçtaki olan durumla alakalı konuyu bir açıklarsanız onun üzerinden biz de konuşalım tekrardan. Tabii spor yapan insanlarız. Yıllardır parkelerdeyiz. Yani neredeyse 20 yılımı sporcu olarak geçirdim. Bir 7-8 senedir de antrenör olarak görev alıyorum. Yani uzun yıllar bu heyecanı yaşayan insanlar olarak bu tarz olayları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Sonuçta çok stresli bir karşılaşmaydı. Özellikle Denizli bu ligin sezon başında kadro yapısı olarak baktığımızda önümüzdeki sene B seneye çıkacak en iyi ilk sıradaki takım olarak gösteriliyordu. Tabii kötü bir başlangıç yaptılar. Sonuçta antrenör değişikliği oldu. Yine takviyeler yaptılar. Tekrar bir geri dönüş serüveni içerisine girdiler. Ki bu geri dönüş biz dışarıdan ne kadar rahat gibi görsek de hem kişiler onlar için de çok stresli. Çünkü sonuçta direkt çıkmak istiyorlar, playoff stresi yaşamak istemiyorlar. Bizim de ilk yarı itibariyle çok iyi geçirdiğimiz bir ilk yarının sonucunda düşüş sürecine girdik. Tabii ki bizim olayımız daha farklı, hikayemiz daha farklı. Sonuçta uzun sezonlarda daha rotasyonla oynadığınızda sakatlıklar da yaşanıyor. Bu sakatlıkların da bize tabii bu düşükte etkisi oldu. Artı iyi bir ilk yarı geçirdiğimiz için bize daha fazla önlem alınmaya da başladı. Oyuncularımıza, yabancı oyuncularımıza. Bu stresi bizim oyuncularımız da yaşıyor tabii sonuç itibariyle. Biz de playoff hedefi içerisindeyiz. Böyle stresli bir karşılaşmada ki maç da bence çok kaliteliydi, sertti, mücadele düzeyi yüksekti. Ki o ana kadar da çok böyle olaylık bir durum da yoktu. Çok güzel maçtı hocam, çok güzeldi. Yani iki tarafta, yani bir basketbol sever olarak ben çok seyir zevki güzel bir maç izliyordum tarafsız olarak. İki tarafın da gittiği geldiği bir maçtı. 2-3 kere top el değiştirdi, liderin el değiştirdiği bir andı. Hatta oyuncular da birbirlerine çok saygılıydı genel anlamda. Ya zaten sonuç itibariyle maçın son ana kadar gideceği net bir şekilde görünüyordu. Yani biz de bırakmadık, mücadele içerisindeydik, Denizli'de. Sonuçta kadro kalitesi yüksek bir takım, yani maçı önde götürür gibi görünselerdi biz arkadan takip ediyorduk. Zaten bizim maçtan önceki konuşmalarımızda oyuncularımıza anlattığımız kurgu da oydu zaten. Yani maçın son 2-3 dakikasına kadar maçın içinde kalırsak son 2-3 dakika çok farklı olur. Çünkü ben inandığım bir konu var, Denizli yüzden daha stresliydi. Yani o son 2 dakikada daha stresli olan takım niye Denizli olacaktı? Avantajın bize döneceğine inanıyordum. Tabii olaya gelirsek sonuçta orada bir topun kimden çıktı çıkmadı konusu vardı. Maçtan sonra da görüştüm zaten Ümit'le de. Kendisinin hakeme benden çıktı dediğini. Hakem arkadaşın ki orada değişikliği de yaptığını da hepimiz gördük zaten. Oraya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Ama hakem arkadaş biraz o anlarda gözlemlediğim benim. Yani biraz dağılmaya yakın gibi gördüm ben. Yani çünkü bizim olan topu yine Denizli'ye gösterdi. Yani Mustafa da zaten orada abi topu bize verdin ama sonuçta yanlış yeri gösteriyorsun diye uyardığında Mustafa'ya sen işine bak diye sözleri yaptı söylüyor. Mustafa da ona bir şeyler söylüyor ama sonuçta söylediği bir şey teknik faul değil ki, sonuçta orada teknik faul çalmaya risk hareket etmiyor Mustafa'yı. Ama hakemin polemiğe girme düşüncesi içerisinde olması, Mustafa'nın yanına gelip bir şeyler söylemesi olayı biraz daha gerdi. Sonuçta orada hakemin yapacağı olay nedir? Mustafa kötü bir şey söylediyse iskalifiye edersiniz, teknik faul edersiniz. Polyene girmek bence çok yanlıştı. Zaten orada biraz da bu olayların fikri ateşlendi. Tabii buna tepki olarak olmaması gereken bir şey sonuçta. Çalar arkadaşımız da kendi takımını, oyuncusunu koruma amaçlı
benim oyuncumun üzerine nasıl yürüsün diye tepki gösterdi hakime. Ben burada Çağlar'ın yaptığının arkasında durmuyoruz. Sonuçta olmaması gereken bir şey. Ki onun da karşılığı zaten bekliyorduk. Diskalifiye olacaktı. Onu da öngördük. Ki o ana kadar ben biraz agresifimdir. Bunu herkes bilir. En sakin kalanlardan biriydim. Yok hocam zaten siz orayı yatıştırmaya çalışıyordunuz. Sonrasında bu kadar şiddetli tepki gösterince ben de şaşırdım. Baştan sakin gidiyordunuz. Yani hatta siz stafı sakinleştiriyordunuz. Sonrasında siz bayağı sinirlendiniz. Dedim herhalde başka bir söylem oldu aralarında diye düşündüm ya ben de. Çağlar'ı ben şimdi dışarıya almam gerekiyor. Oyun devam etmesi lazım. Sonuçta biraz daha sakinlemek gerekiyor. Orada ben Çağlar'ı arkasından seslendiğimde alamadım. Mecburen bir iki adım sahanın içine attım adımımı. Çağlar'ı çektim. Orada hakem arkadaş bana teknik foul gösterdi. Şimdi ben orada hakemi iyi niyet çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunu bir kere gözlemlemesi lazım. Yani anlatmak istediğim yani hakem arkadaş zaten yanlış düdük sonrası verdiği yön kararıyla da zaten biraz daha aldığını söyledim konuşmanın başında. Orada da yani şimdi burada iyi niyetimi görecek benim. Ben ona iyilik yardımcı olmaya çalışırken bana da teknik foul verdi. Artı benim ikinci teknik foulüm. Yani ben de diskalifiye oldum otomatikman. Şimdi benim orada hakeme ilk başta tabii benim yaptığım da yanlış. Ama konuşmak istiyorum ben. Açıklama bekliyorum. Yani bana niye teknik foul gösteriyorsun? Ya tabii bu arada Altan beni tuttu. Araya girdi. Ümit beni tuttu. Tabii onların beni tutması beni daha da sinirlendirdi. Belki olmaması gereken üzüntülü bir durum. Ama sonuçta kendi hakkımı aramak anlamında, hakeme ulaşabilmek anlamında öyle bir tepki gösterdim. Üzüntü verici bir olay tabii. Yani dediğim gibi ben oyundan atıldım. Çağlar oyundan atıldı. Artı top bizdeydi. Maç 5 sayıydı. Ondan sonra 4 atış bir de top Denizli'ye geçti. Bütün hocam bir 8-9 dakika serbest atış attı Denizli o maç esnasında da. Aslında şöyle de bir durum var. Yani iki tarafta dediğim gibi çok saygılıydı ama ben hayatımda bu kadar maç izlemişliğim var. Kısmen de oynamışlığım var. Bir hakemin oyuncunun üzerine yürüdüğünü ilk kez görüyorum. Ki hakemler genel olarak oyunculardan yaşça büyükler. Her şeyi geçtim. Salon evet. Sporlarında bu tarz olaylar çok benim tasvip ettiğim şeyler değil. Etik duruş üzerine ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda da hakemlerin iyi yönetti, kötü yönettiklerinden mağda yani o çok önemli değil ama genel anlamda bir nasıl diyeyim kelimeyi de yanlış seçmek istemiyorum. Kendilerine fazla güvenmeleri mi diyeyim veya kendilerini beğenmeleri mi hep üstten bakıyorlar, üst perdeden bakıyorlar oyunculara ve stafflara görüyorum. Yani bu sezon özelinde ki herkesin ne TBL'ye yani Türkiye Basketbol Ligi'ne bundan 6-7 yıl öncenin Basketbol Süper Ligi tadında olduğunu biliyor herkes. Şu anda Euroleague kadar bence çekişmeli bir lig. Herkesin canını dişine takmış vaziyette de oynuyor. Buna inşallah önümüzdeki 6 maçlık süreçte ve playoff sürecinde herkesin bir çeki düzen vermesi gerektiğini inanıyorum öncelikle. Çünkü yani bu maç İzmir'de olmayıp da başka bir şehirde olsaydı benim şahsi fikrim çok daha başka sonuçlar olabilirdi. Yani hoş olmayan daha da farklı evet. Sonuçlar olabilirdi. Ya bizim tabii yöneticilerimiz sağ olsun orada çok aklı selim sakin kaldılar ki belediye başkanımız da maçtaydı. Yani tabii ki aileler ve yakın çevre oluyor tribünlerde. Sonuçta taşkınlık yaratacak bir ortamda tribünlerden sahaya öyle bir durum oluşmaması sevindirici. Ama dediğim gibi yani biz de hala playoff içerisindeyiz. Hedefimiz hala playoff kalan 7 maçta. Yani her maç bizim için değerli. Yani burada Denizli galibiyeti bizim için çok ekstra bir galibiyet olacaktı playoff anlamında. Onu kaybettiğim için ilk önce üzgünüz tabii ki. Sonuçta hakem arkadaşlar da şimdi biz bununla ilgili bir şikayetlerimizi bulmuyoruz federasyonla nezdinde. Bize hep söylenen yıllardır hakemler de insan hata yapabilir. Bizler de insanız. Antrenörler de insan, oyuncular da insan, yöneticiler de insan. Sonuçta herkes hata yapıyor. Ama biz cezamızı çekiyoruz. Sonuç itibariyle diskalifiye oluruz, para cezası yiyoruz. Belki maç cezası yiyoruz ama hakem arkadaşlar yaptıkları hatalardan sonra maç almaya devam ediyorlar. Evet. Ve bir hafta sonra maç yönetiyorlar. Yani ben esasında üzüldüğüm konulardan biri de bu. Yani buradaki olayın başlamasının sebebi art niyetli değil hakem arkadaş. Ben bir kere art niyetli olduğuna inanmıyorum. Yalnızca konsantresini anlık kaybetti. Belki anlık vermemesi gereken tepkiyi Mustafa'ya verdi. Biraz da dağıldı. Şimdi bunun sebebi hakemken olayların oraya gelmesinin sebebi bütün cezayı biz Bornova camiası çekeceğiz. Yani bu da diğer üzüntü de olduğumuz konudur. Hocam önünüzdeki maçlarda ben size başarılar dileyim. Topu Batuhan hocamıza yönlendireyim. Sormak istediği bir şey olsun. Teşekkür ediyorum. Hocam iyi akşamlar öncelikle.
İyi akşamlar. Ya ben şunu sormak istiyorum. Aldığınız son 6-7 mağlubiyetin 5 tanesi 2 sayıyla, 4 sayıyla. Yani Samsun maçı, Düzce maçı, Mamak maçı hep çok yakın geçen maçlar ve son topta yani kaybettiğiniz maçlar bunlar. Son 6 maçında 5'i 13 galibiyet alan ve üstünde galibiyet alan takımlarla playoff'ta yerinizi nerede görüyorsunuz? Playoff olarak şansınızı aslında nerede görüyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. İlk kere itibariyle şimdi şahsen açık söyleyebilirim. Yani takımın ki bizim Konya maçıyla biraz düşüşümüz başladı. Yani Konya takımı erteleme maçı olması itibariyle eksikleri vardı. Sakat oyuncuları da vardı. Yani kadro yapıları olarak baktığınızda bizim belki sezon içerisinde oynayabileceğimiz en rahat karşılaşmalardan biriydi. Evet. Yüzük karşılaşmayı kazandığımız zaman da Akhisar'la beraber puan puana lider bitiriyoruz ilk yarıyı. Evet. Sonuçta tabii ki çok akıllı bir oyun yönetiler, Konyalılar. Bizim belki sezon başından beri belki en farklı kaybettiğimiz karşılaşma olur. Yani 25 sene kaybettik. Evet. Çok güzel analiz etmişsin. Bizim kaybettiğimiz maçların hepsi neredeyse 2 sayı, 3 sayı, 4 sayı bandında gidiyor. Evet. Yani her zaman maçın içerisinde kalıyoruz. Hiçbir şekilde maçtan kopmuyoruz. Şimdi tabii ilk yarıda da kazandığımız 2-3 tane son saniye maçları vardı. Kazanınca her şey iyi, kaybedince de her şey kötü olmuyor. Sonuçta birileri maçı kazanacak. Şu an tabii ki baktığında playoff şansımız devam etse de bana göre diğer takımlara göre biraz daha şansımız az diye düşünüyorum. Çünkü şöyle fikri düşündüğümüzde Akhisar deplasmanı, Manisa deplasmanı, Balıkesir deplasmanı var. Ankara deplasmanı var ki o haftaya kadar düşmeme mücadelesi devam edecek de bizim için yine çok zor maç olacak. İçeride tabii ki iyi bir ritim bulmuş Konya, Kocaeli maçlarımız var. Yani her maç bizim için final. Bunu ben haftalardır söylüyorum. Evet. Çünkü dar bir rotasyonla devam ediyoruz. Ege'yi de kaybettik. Ege'de bizim çok önemli bir oyuncuydu. Rotasyonumuz daha da daraldı. Ama sezonun son maçına kadar bütün mücadelemizi nasıl sezon boyunca gösterdiysek sezon son maçına kadar aynı mücadeleyi göstereceğiz. Ya ben son olarak yani Atay'a, Mert'e, Orba'ya, yerli oyunculara bu kadar süre verdiğiniz, yani bu kadar top kullanmalarını teşvik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum bir antrenör olarak. Başarılarınızı devam ediyorum hocam. Hocam başarılar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Teşekkür ettik Faruk hocam. Sağ olun. Bornova Belediye maçını aslında bayağı bir zaman ayırdık. Eklemek istediğiniz bir şey ben var mıdır? Ben şöyle iki tane önemli, yani istatistik kağıdı ve maçla alakalı çok maç dışında konuştuk ama maçın içinde iki tane durumla alakalı söyleyeyim. Birisi Denizcan Çevik. Bu oyuncu takımın 11. ve 10. oyuncusu. Bunu bizi izleyen oyuncu kardeşlerimiz için söylüyorum. Denizcan Çevik 94 doğumlu Telekom altyapılı bir oyuncu. Geçen hafta Manisa maçında son 10 dakika oynadı ve maçı kazandırdı. Bu demek oluyor ki bu hafta da 16 dakika oynadı. Yani antrenörden süre veya şansı biraz da oyuncu kendi belirliyor. Evet. Bu çok önemli bir örnek olduğu için söylüyorum. Ben biraz da böyle işin romantizm tarafından bakıyorum. İkinci romantizm tarafından baktığım kişi de Bornova'da oynayan Ata Kahraman. Gerçekten bir yıldız gibi parlıyor. Biraz önce Emre için söylediğim her şey Ata için de söyleyebilirim. Yani BSR'de bir takım mı olsa Ata'ya yatırım yapılması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. 99 doğumlu bir de. Yani şutu var. Nasıl Bahçeşehir onu bırakıp Bornova'ya göndermiş, nasıl olmuş o kısımları hiç bilmiyorum ama gerçekten çok önü çok açık bir oyuncu. Yani yıldız gibi parlıyor. Maçta böyle bir basketbol sever izlese ve iki takımı da tanımasa, oyuncuları da tanımasa der ki bu Ata kim diye sorar yani. Müthiş bir oyuncu. Çok da beğeniyorum. Türkiye Basketbol Ligi'nde bir iki yıl içinde çok önemli bir oyuncu olur. BSL'de de kesin oyuncu olacağını düşünüyorum. Yani ben de geçen hafta Manisa'nın o vermiş olduğu reaksiyondan sonra aslında Denizli'ye karşı nasıl oynanması gerektiğini biraz gösterdi Manisa. Kesinlikle. Diğer rakiplere. Bornova da aynı şekilde oynadı. Sürekli çemberi atak ederek oynadı Bornova'da. Yani bu diğer takımlar için de bence referans olur Denizli karşılaşmalarında. Denizli'nde ben de biraz form düşüklüğü görüyorum. Son iki karşılaşmada yani zor kazandılar. Tabii zor rakiplere karşı oynadılar artık. Kolay maç yok. Manisa ve Bornova'ya karşı oynadılar. Zor maçlardı ama Manisa'nın göstermiş olduğu oyun stratejisi biraz Denizli'ye karşı oynayan takımlar için referans oluyor bence. Bir de Denizli'yi yenmek için 40 dakika aynı konsantrasyonla oynaman gerekiyor. Yani mükemmel 40 dakika oynaman gerekiyor. Evet, 5 dakikasında bir yerde maçın içerisinde koptuğunda Denizli orada seni direkt vurup geçiyor. Bir daha da geri gelmek çok zor oluyor.
Bir de yani Konis'in bu kadar kötü oynadığı maçta yine Denizli'nin kazanması çok değerli. Evet, evet. Bornova'yı noktalayacağım ama yani Faruk Hoca'nın da söylediğine katılıyorum. Yani takım bence iyi oynuyor. Denizli ben Pirok Kapçak'tan inanıyorum bu arada. Yani çok zor ya. Ya fikstür bu kadar da zor olmaz ya. Evet. Ayıptır bu kadar böyle fikstür de olmaz ya. Ya onlar çok şanssız maçlar kaybettiler ya. 2 yani, sayıyla, 4 sayıyla. Ya şimdi hocanın saydığı maçlardan Anadolu Basket hariç kesin alırlar diyebileceğim hiçbir maç yok. Evet yok. Ama kesin yenecekler bizim bilgimde yok. İki kere Covid oldular. Yani evet. Takım onun sıkıntılarını yaşıyorlar. Yani onu toparlamak kolay değil. Yani takımın süperstar yıldız bile olsa bu iki kere Covid'i yaşamış olsa bir de sakatlık ciddi bir sakatlıkları problem var. Olurdu. Evet. Ben 6 maçı yani sonuçta tekrar buradayız konuşacağız. Benim Bornova'nın playoff yapabileceğini düşünüyorum. Bence yani bu oynadığı maç çok kritik. O oynadıkları oyunu gördükten sonra söylüyorum. Yapabileceklerine inanıyorum ben. Yani bence Akhisar'ı mağlup edebilirler. Aynı zamanda Kocaeli de yenebilirler. Anadolu yani 3 tane ben maç verdim onlara bir zahmet. Biz de 16 playoff yapar diyorduk Özgür abiyle. O zaman playoff yapıyor. Bakalım 3 evet, maç kazanabilecekler mi? Özellikle ama bu maç çok beğendiğim için yani yakıştırdım playoff'a. Bakalım nasıl devam edecek Bornova Belediyespor. Ayrıca hocamıza da teşekkür ediyoruz Faruk Beşoğa. Bununla beraber tüm ligdeki hocalarımıza da duyurulur yani buraya bağlanmak isteyen olursa hepimizin iletişim kanalları belli. İstediğiniz zaman her zaman her hafta burada sizleri bekleriz ve bununla beraber Sigortam.net'in bu hafta aldığı bence haftanın en sürpriz galibiyeti 99-90 ile Balıkesir Büyükşehir Belediye'yi mağlup etti ve bu konuda Özgür abi gerçekten çok istekli söylediği için. Çünkü Sigortam.net'i her hafta kazanacak deyip kaybettim bu hafta evet. Da Balıkesir'i söyledim kaybettim gene de. Şöyle söyleyelim, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Merkez Efendi Denizli Basket kadar kaliteli bir kadro ve şampiyonluk adayı olan bir takım. İnanılmaz bir kadroları var. Takımdaki 10 oyuncu, 11 oyuncu net oyuncu, ligin net oyuncularından. Maçın özelliğine de konuşursak, maç 3 kere 13 sayı seviyesine geldi. Sigortam her defasına geri geldi. Son periyoda da 34-12 gibi bir skorla oynadılar. Batuhan Hocam onu daha çok net anlatabilir ama Bilek inanılmaz top oynadı. Yani evet ya. Geçen sene Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde oynayan Bilek 38 yani. Sayı attı. Son periyot herhalde bütün attıkları girdi. Yani hiç kaçırdığını evet, zannetmiyorum. Bir 5 dakikalık bir sekans var. Yani tam bence TBL'nin 4 numarası olacak oyuncu. Kesinlikle. Emre Tanışan'ı. Ya Emre Tanışan'ın yabancısı. Bir de şöyle bir durum var. Yani Sigortam.net'in şöyle bir özelliği var. Andaç Hoca ve ekibi Anadolu Efes nüvelerinden gelen bir hoca grubu olduğu için her zaman bir savunma setleri, hücum setleri olan bir takım. Evet. Ne kadar takım oyuncu kalitesi olarak belki bir tık aşağıda olsa bile her maçta bir şey bize gösteriyor. Ben bir Yolova maçına bir tam sağ presleri vardı TRT Spor 2'de verilen evet. Maçta. İnanılmaz bir savunmaydı. Bu maçta da son periyotta, bu arada Andaç Hoca da devre arası iki teknik faulle saha dışına kaldı. Orada da bir hakem olayları var. İkinci periyotta 3-4 tane teknik çalındı. Bizi yani bu konuda çok yorum yapabileceğimiz bir durum yok. Son periyotta yardımcı hocalarını bilmiyorum kim olduğunu 1-2-2 alan savunması yaptı ve ben bu sezon ilk kez gördüm bunu. 1-2-2 Manisa'da yaptı. Bir yani tepedeki bir Bilek oldu. Bilek evet. Mac'in karşısında el gösterdi ve Mac istediği sayılar atamadı. Bu da o dönemde de ne olursa topu indiremediler. Evet. Attıkları her top boyalı alanda rebound olarak çok net Cenk aldı ve akabinde fast break'leri üçlükle tamamladılar. Yani bilmiyorum hızlı hücum sayıları 32 ve bunun tahmin ediyorum son periyot 18'ini falan attılar. Ve her hücumlarında inanılmaz bitirişleri oldu. Balıkesir açısından da bence bu maç ders niteliğinde olmalı. Çok ciddi önlemler almaları gerekiyor. Ciddi top kayıpları yaptılar maç içinde. 19 tane top kayıpları var ve 22 asist ortalamalarıyla oynuyorlar. 18 asiste düştü. Berkay Genç sakatmış galiba. Ondan oynamadı ama İzzet ve yani onun eksikliğini ciddi şekilde hissettiler ama bu maç özelinde Sigortam inanılmaz top oynadı. Kalan 6 maçı da kazanıp playoff yapabilme ihtimali olduğunu söyleyebilirim ben. Yani bu oyunu sürdürebildikleri sürece bir kere takım çok inanmış vaziyetteydi. Evet. Black Wilson ve Cenk özelinde hatta Semih Say özelinde inanılmaz top oynadılar. Evet. Yani ben Balıkesir özelinde 19 top kaybının 9 tanesini 2 tane kısan yapıyorsa ki gardın daha doğrusu Mac ile Şafak. Maç kazanmak biraz zorlaşıyor. Özellikle karşı rakip bu kadar yüzeli soktuğu zaman. 1-2-2, Özgür abi bahsetti 1-2-2, zona da hücum edemediler orada. Mac şut kullanamadı, Şafak bir iki tane yanlış tercih oldu aslında. Dönüş periyot biraz Şafak direndi, iki tane üçlüğü var el üzeri.
Ama yani Wilson'la Blake, yani Blake maçı getirdi 4. periyotta. Wilson'a noktayı koydu. İki tane birebir oynadığı pozisyon var. Çok iyi savundu orada Balıkesir. Ama Feyde ve iki tane reverse üzeri attığı şutla maça noktayı koydu Sigortam. Sigortam Özgür abi de bahsettiği fikstürü çok diğer rakiplere göre, yani Bornova'ya göre mesela daha kolay gözüküyor. Evet. Ya Sigortam burada 11 galibiyeti var. Biz Sigortam'ın lige kimin playoff'u kalıp ya da kimin şey olacağından bahsetmiştik. Şampiyon olacağını karar vereceğinden bahsetmiştik ama bir anda playoff potasyonuna da girebilirler tabii ki de. Çok zor. Bu hafta Samsun maçını alabilirlerse yani Samsun yanarlar. Maçı bence çok kritik. Yani Bornova maçı ne kadar kritikse Sigortam için de Samsun maçı çok kritik. Hem de içeride oynuyorlar. Blake ile Wilson da bu kadar formdayken, yani Blake 38 sayı atıp bir top kaybetti. Bu çok değerli. Bir top kaybı ile oynaması, bu kadar top kullanan bir oyuncunun. Bir de yani Özgür abinin dediği gibi ikinci periyodun ortasında bir işte teknik fauller oldu falan. Orada Blake çok sinirlendi, Wilson çok sinirlendi, Seratur çok sinirlendi. Orada bir araya geldiler, bir sinerji oluştu aslında takım içerisinde. Semih Say da katkı verince o 4. periyodun zon savunmasında. Blake arkaya geçti çünkü son 5 dakika kala. Ön tarafa Semih Say'ı koydu hoca. Semih'in de yanlış hatırlamıyorsam bir 4 sayısı var hızlı hücumda. Fast break'te 1-0. O da çok değerliydi Sigortam için. Yani 100 sayı attılar. Yani, neredeyse. Evet, yani 99 sayı attılar, çok değerli. Evet, not alıyorum. Çünkü süremiz şu an son 7 dakikamız. Ona göre de hızlı yorumlayalım. Mamak final maçına geldik. 78-69'da Mamak galip geldi. Bu konuda da herhalde Batu Hocam biraz daha bilgili diye düşünüyorum. Yani final maçı getirdi aslında son ana kadar. Ama Mamak son 7 dakika 7 sayı yedi. Yani ben şundan bahsetmek istiyorum aslında. Mamak zor da olsa kazandı. Finalin 74 atışı varken Mamak'ın 55 atışı var. Yani 20 tane daha fazla topu çembere atıp maç kaybetti final. Evet, nasıl oluyor? Yani bu evet, yani bunu biraz oturup düşünmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yani biraz az bir yüzdeyle hücum ettiklerini gösteriyor. Bir de ben Mamak'ın yeni almış olduğu uzunundan bahsetmek istiyorum. Yani post-up oynadı. Orta mesafe şut attı. Yani 4. periyotta oynadığı bir sekans var. Bir 6 sayısı falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de 5 sayısı var. Bir üçlük attı, bir orta mesafe soktu. Yani çok önemli bir transfer bence. Ben bu kadar katkı vereceğini düşünmüyordum. Özellikle ilk maçtan. 5 asisti var bunun yönünde. Yani onun üzerine oyun kurabilir şimdi. Yani Yiğit Mirzem olmadığı, Anthony Lee'nin gittiği bir düzlemden bahsediyoruz. Resimden bahsediyoruz. Çünkü hoca, Murat Hoca 2-3 tane post-up oynattı. Orada asisti var Samar Caske'nin. Üzerine orta mesafe kısa rol derilip orta mesafe attı. 2 tane şut var. Bir tane 3 soktu. Şimdi 3 soktu ama o biraz son saniyeydi. O var mı yok mu onu tam görmek gerekiyor ama yani Mamak benim gizli favorim playoff'ta. Yani bu maçı izledikten sonra Mamak yani çok sonuçta içeriye uzunu koyduktan sonra Predrag'ı etrafına işte Watkins'i, Mustafa Baki'yi, Özgür'ü, Mertcan'ı koyduğunda çok değerli bir takım oluyor. Kesinlikle. Yani dışarıda 4 atıcı, içeride asist yapabilen, boşu görebilen, posta oynayabilen bir uzun olduğunda Mamak çok tehlikeli bir takım olabilir. Bence bu çok değerli bir transfer. Yani playoff'un bütün resmini değiştirebilir Mamak. Yani ben 62-54'tü maç. Son periyodun 8. dakika, 8 dakika kalaydı galiba. Final koçu kısa Amerikalı elini çıkarttı. Unuttu daha doğrusu, kenarda unuttu o dönemde. 4 faulü vardı. Eğer Allen olsaydı, benim şahsi fikrim, maç içinde bu kadar çabuk geri gelemezlerdi. Zaten maçta 69-78 bitti ki o dönüşü 7'ye 24 sayı oldu. Evet. Yani 20 tane hücum ribaundu alıp 74 tane şut atıp karşı takım 55 tane şut atıyor. Ve maçı 8 sayıda 9 sayıda kaybediyorsun. Yani matematikte izah olmayacak bir kayıp yani. Çok böyle bir şey yok. Hiç görmedim. Böyle bir şey yok yani. 20 şut fazla atıp nasıl kaybediyorsun? Yani 20 tane şut fazla atıyorsun hakikaten ve maçı kaybediyorsun ve bu arada maçın 8 dakika kalası 62-54. Yani ben burada sadece Allen olsaydı o dönemde top kayıpları ama ciddi yaptılar. 5 foul problemi vardı Allen'ın. Yani koç tercihi orada. Yani ben olsam oynatırım çünkü. Ben de oynatmazdım orada. Son 4 dakikayı kısayla oynamak. Ben oynatırdım yani çünkü momentumu kaybediyordu o anda. Ama işte bu da maçında gördük mesela son 4 dakikada kısan olmayınca, vastın olmayınca maçı kaybedebiliyorsun. İşte, o yüzden ben koç olamıyorum demek. Estağfurullah, olur mu? Evet, bir yorum yapıyoruz ama yani Mamak'ın aldığı uzun bence yani. Çok değerli. İzleyicilerimize söyleyelim, izlesinler. Bir de yani çok sert. Post-up oynadı, asist yaptı, orta mesafe attı, üçlük attı. Ben yani çok beğendim.
Bir de hoca, Murat Hoca galiba bir mola aldı. Çok kızdı takıma. Evet. Yardımcı koçuna verdi. Yardımcı koçu anlattı orada ne yapmaları gerektiğini. Sonra Murat Hoca oturdu. Takıma biraz yani bir Ergin Ataman yapar belki burada. Kesinlikle buna. Ergin Ataman bu. Yani Ergin Hoca çok bunu yapar yani. Mola alır, oturur. Takımın başına gitmez. Bunu çok yapar Ergin Hoca. Aynısını yaptı. Karşılığında buldu bence. Maçı döndürdü. Evet, maçı döndü yani. Özellikle Mertcan, yeni aldıkları uzun, Özgür ve Mustafa Baki ile beraber Mustafa'nın bir üçlüğü var. Mertcan'ın, Özgür'ün birer tane üçlüğü var. Ya maçı geri getirdi sonuçta. Yapmış olduğu refleksin karşılığını buluyorsun. Bu da yani artı yazar koça. Evet, Ergin Ataman taktiği işe yaradı. Evet, yani Mertcan'dan da bence bahsedelim. 21 sayı attı kenardan gelip. Yani müthiş oynadı. Evet, geçen hafta da bir 14-16 sayısı var. O da bir forma giriyor. Yani giriyor, Mamak giriyor. Da bence playoff'ta karşılaşmak istemeyeceğin takımlardan bir tanesi. Kesinlikle. Hakikaten. Ben de aynı fikirdeyim. Aynen öyle. Yani Mamak sahasındaysa yani ev sahibi Mamak'sa çok zor maç. Umarım, böyle giderse de ilk 5'ler bu arada. Yani ilk 5 bitirme olasılıkları çok umarım yüksek. Konya ile Mamak eşleşir. Yani bir Manisa olarak mı? O ikisi birbirinden bir niyese çok iyi olacak. Yani. Ama yani Mamak yani Denizli'nin çıkacağını düşünerek konuşuyorum ben. Birinci çıkacağını tabii düşünerek konuşuyorum. Mamak bence gizli favorilerden bir tanesi. Benim de Konya. Şimdi Konya'nın yeni aldığı i̇şte uzunu... ilk turda bir eşleştirelim, ondan sonra görüşelim. Ama Konya'nın yeni aldığı uzunu görmemiz lazım. Yani benim onu görmem lazım. İzlemem lazım. Bir de rotasyonda nasıl kullanacaklar? Evet. Duşan'la beraber bakalım. Üst üste gelecekler. Çok uzun zaman var ya. Çok uzun zaman var tabii ki de canım. Yani. Ama artık herkes son rütüşleri yapıyor. Yani uzunu alıyorlar, kısayı alıyorlar. Yani işte Manisa bir kısa aldı. Mamak bir uzun aldı. Konya'nın almış olduğu uzun. Konya'nın 13 sayısı da Oğulcan üzerinden devam ediyor. Kısa yabancıları çok fazla kullanmıyorlar. O da kullanılıyor ama ikisi üzerinden devam ediyor. Daha çok Balıkesir'e benziyor. Mek Şafak gibi. Orada da Oğulcan ve Ayza üzerinden devam ediyor. Mamak'ta yerlilerin atmış olduğu dış tehdit üzerinden bir 13 sayısı var. Yani çok güzel bir playoff bizi bekliyor. Hatta playoff yarışı üstünde playoff bizi bekliyor. Aynen öyle. Son bir maç kaldı ama maça zamanımız kalmadı. 66-64 ile Düzce İstanbul Basket'i mağlup etti. Geçen hafta da Düzce'ye çok az zaman ayırabilmiştik. Önümüzdeki hafta hemen Manisa takımlarının hemen ardından ilk bu sefer Düzce'yi konuşuruz. Yapacak bir şey yok. Son bir dakikamız kaldı. Onda da önümüzdeki maçların hemen kısa bir tahminini yapalım istiyorum. Manisa ile Konya oynuyor. Yani, Konya. Konya Manisa. Sen Konya mı diyorsun abi? Ben Konya diyorum. Yani ben Duşan'ın etkinliğinin bu maçta çok olacağını düşünmüyorum. Çünkü Duşan'ı kime savundurursun ligde? Ramazan'a, Joel James'e falan savundurursun. Ramazan'da Manisa'da oynuyor. Aynen öyle. Ya, Marcus da bu kadar formdayken işte biçim Konya'nın Türkleri yani yerlileri çok iyi oynuyor. Manisa'nın da yerli rotasyonu çok iyi. Çok ortada maç. Alican'ı, Tolga'sı yani ritimli. Ben Alican'ın yani çok biraz forma girdiğini düşünüyorum. Tolga da çok iyi oynuyor. Ben Manisa diyorum. Evet, ben de Manisa diyorum. Düzce Ankara Basket, ben Düzce diyorum buna. Ben Düzce diyorum. Yani Düzce konuşamadık, kusura bakmasın Düzce'li izleyicilerimiz ama. Evet, ya bir sonraki hafta dediğimiz gibi konuşuruz. Evet. Bornova Akhisar'a ben Bornova diyorum. Bornova. Ben Akhisar diyorum ya. Evet. Refleks bekliyorum bir Akhisarlı Türk rotasyonundan. Çok zor gibi görünüyor. Yani özellikle Ömer'in bu düşüşü beni çok endişelendiren yani noktalardan birisi. Birilerine patlayacaklar, o da bence Bornova. İnşallah öyle olur. Ben iki takımı da izledim. Oyun üstünlüğü olarak sanki Bornova'da. Evet, yani şu bence, an baktığımda Bornova gözüküyor ama ben Akhisarlı bir refleks bekliyorum. Şimdi Troy bir adım attı çünkü. Yine Ömer'den, Alihan'dan, bakalım. İlker'den bir adım bekliyorum ben. Evet, Mamak Nadir Gold İstanbul. Mamak diyorum. Mamak çok açık ara. Budo final. Budo. Budo. Ben de Budo diyorum ya. Ben de Budo diyorum. Budo. Ama yani finalde... Bursa derbisi o da. Evet. Yalova Balıkesir oynanmıyor. Oynanmıyor. Koronavirüsten yani dolayı. Ama Yalova kazanır da oynansaydı. Kim? Yalova kazanır da oynansaydı. Zor. Balıkesir kazanır. Evet. Sigortam Samsun. Sigortam. Oh. Haftanın en güzel maçı. Ya ben de şu ana kadar sabırsızlık bekliyorum ya maçı. Sigortam bu ligde en güvenmediğim takım ama evet, Samsun'un ya bu maç ki performansını hiç beğenmedim. Ondan dolayı ben de Sigortam'ı ben de beğenmedim. Izlemedim. Aslında Sigortam'ın dönmesi gerekiyor ama Samsun yani bu maçın üstüne artık bir forma girmesi gerekiyor. Çok zor maçlar bekliyor. Evet. Son böyle maçımızda Denizli Kocaeli. Kocaeli bu hafta oynamadı. Evet. Denizli. Dinç bir maç yapalım ya. Denizli yani, çok zor. Denizli maç ya. Çok zor. Denizli'de yenmek çok zor. Denizli'yi herhangi bir yerde... Evet, bir de Denizli'de yemek çok zor. Yani şu anda Denizli tabii ki Kocaeli maçına konsantredirler de onların Samsun ve Balıkesir maçları onlar için daha motive olacakları maç olacağını düşünüyorum. Evet, ben de bununla Denizli diyorum. Öbür hafta da yani Balıkesir oynamıyor, öbür hafta Balıkesir-Denizli maçı var.
Lig çok güzel ya. İyi hazırlanırlar. Evet. Evet, lig çok güzel. Programın süresini açtık bile. Yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta daha çok hazırlanalım. Bol evet. bol yine muhabbete evet. devam Tekrardan edelim. Tekrardan Düzce'lilerden yani özür dileyelim. Sonra bu sene konuşamadık. Yani ligde herkesi konuştuk. Tek Düzce'yi konuşmadık evet, evet. olmasın süre yetmedi. Yapacak evet, bir şey yok yani. Kusura bakmayın. İkinize de teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Rejimize de teşekkür ediyorum. Bize bol bol burada grafikler sundukları için. Bu haftalıkta 24 saniyenin sonuna geliyoruz. Haftaya yine basketbol muhabbetiyle beraber burada olacağız. Sizleri de ekran karşısında bekliyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.